zamanda şeye gidiyorduk, patatesleri. Yeşilin yanına. Bilmiyorum ki ne o andakiler, kağıt mı? Böyle onu boş ver, bırak onu. Onu boş ver onları, bırak onları. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz tarlaya gidiyoruz. Bayram geldi. Biliyorsunuz 9 gün tatil bitti. Yolculukla başladı. Herkes memleketine dönüyor. Bizim ufaklıkla da gittiler arkadaşlar. Şimdi kaldık yine baş başa. Tarla taban işleri. Millet gider datçıya, biz gider başçıya hesabı. O günlerde yaşadık. Tatile de gittik Allah'a şükür. Sinop'ta 3 yıl yaşadım. Denizi de gördüm tatilde. Önemli olan Allah herkese huzur, sağlık versin arkadaşlar. Salih, biz tarlaya gidiyoruz. Oldu mu oğlum? Hadi ev sana emanet. Keloğlan gibi. Kapıyı ne yüklenip gelme. Dinlen, sen dinlen. Çöpleri topladı. Arkadaşlar dün akşam düğün vardı işte komşumuz Barış'ın. Bitti. Allah mesut etsin. Ahmet diri oynamış Salih. Erkan'ın videosunda görersiniz. Bunu biz dışarıda oturuyorduk çay bahçesinde. Bununla içeride coşmuşlar. Salih gelmedi. Damadın önüne yatmış bu. Sen geleydin. Oynarın diye. Arkadaşlar Salih'in en çok sevdiği şey eskilerden de öyleydi. Kapıya geleydin böyle. Davulcu muhudakilerin paranın hepsini gömüldü. Anam neydin Allah? Eğer böyle davulcu böyle uyudurdum ben onu. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Anam neydin? Oh ya dur ya bir dakika. Seviyor bu arkadaşlar eskilerden davulla oynamayı yok, çok sever Salih. Yok yok Bedirkapı'da ben baktım da gideyim bak dedim. Bir fazla kişi yok. Salih oynadı paraların hepsini. Şeyde köye gelince davulcu gezdin mi yine? Gezdim. Aferin. Eski para da attım. 20 kart da para attım. Aferin. Şuraya geldi kapına. Salih eski huyunu yine devam ettiriyor arkadaşlar. 20 kart da attı. Bari ben gelirim dedim. Bari geldim. Barış'ın düğününde davulcuyla geldiydi. Salih gezmiş köyü. Evet. Gezmişle beraber. Şey. Eskiden boynuna havlu da kardı Salih. Davulcuyla gezi. Havlu ne dakan yok ya. Davulcuya. Eskiden havlu da kalırdı. Havlu ne? Hani bu havlu da kardı boynuna. Kaç tane havlu verirlerdi. Ha bu gezerdi böyle. Bazen traktöre binerlerdi arkadaşlar. Traktörün remorkunda Salih'le gezerler davulcular. Gezerdik. Taşköprü'nün rahmetli İdris emmi var arkadaşlar. Davulcu eskiler onu hatırlar. Onu değil yani onu yok. Başkaları vardı. Onda vardı zamanında çocuklar falan. Yeni yetişenler. Yok onunla devam ediyor. Ne diyelim yine? Muhtaz'la devam ediyor. Bizim köyün ta eski davulcularından onunla. Muhtaz devam ediyor. Muhtaz devam ediyor. İdris emmi tabii ki rahmetli oldu. Bu köyde çok düğün etmiş. Rahmetli babam anlatırdı. Kamaz dede varmış bizim büyüklü. Sepetçioğlu oynarmış böyle davulcuyla evin önünde. Ev ev geziyle çünkü. Bizim de atalarımızdan gelen işte bir şey huy devam ediyor. Bak Salih de hayvan pazarını, davulcuları yine bunları çok ya. Seviyor. Pazara bir gideceğim bakalım bir cumadan. Nereye? Pazara, Taşköprü. Ulan. Gideceğim bir cumada hayvan pazarına. Gide oğlum git. Yine gideceğim bir yana. Götüreceğim ben şeyde arabayana. İyi bitirdin gari zaten bir şey kalmadı. Ya, ulan huzura kalacak. Koyunların beşini daha götüreceksin yine. Ali. Sen hep otur böyle kapıları var. Yok oturacağım ben galiba. Koyunların ökesi geçmemişti arkadaşlar. Gideceğim gideceğim boş ver. Beşeyi daha götüreceğim. Bir yere ördeklere taktıydı desen, kafayı. Koyunlar zayıf. Adam zayıf desin koyunları yine satacağım boş ver. Geri götürme. Geri götürmeyeceğim koyu. Onu da kaçtı durdu. Parayı da alacaksın. Bırakıp geleceğim. İyi bırak Salih. Bırakıp videoyu açacağız. Sen çayını demlemişti arkadaşlar şimdi. Çay hazır Salih. Biz de havalı sıcak çıkmadan hayvanların otunu verdik. Onlar otunu yiyene kadar biz de geliriz. Sonra tabii ki hayvanlarımızı salarım ben. Hava serinleyince Salih koyunları çıkardı. Daha çıkartmadan. Daha değil canım daha sıcak çıkacak. Ben bir kere geliyorum ben. Yattım koyun. Tabii. Koyun yatması lazım. Her yer ot basar. Koyun içine bile doyun. Koyun hasta olur evet. Üçkağıda koyun çalınmaz. Anam ne diyeyim bunu. Sen bilecek. Davulcuyla neyle oynadın? Bakarız ama akşam. He? Kavucunu oynamadım ya nerede? Şeyde salonda. Az bir şey oynadım bıraktım çıktım. Bırak artık. Şimdi. Valla orada çıktım. Hele. Dangır dangır kafam çizdi diye. En az yarım saat oynar Salih. Bir saat fazla oynamışım. Kesintisiz ya. Yani. Ya bir saat oynamışım ben az davulcunu. Şey. Bir düğüne daha gittiydi. Geldi kollarım ağrıyordu ya ertesi günü. Sanki orak koymuş. Oğlum oyna ne eke oyna oğlum. Gülü ne eke gül. Yes. Hadi gül desen gül hiç. Yok. Yok. Hadi gidelim. Ya ben öyleyim de herkes oynuyor. Uşak da uşak oynuyor. Hatır dedim bizim komşu dedim. Gitti oynayayım. Herkes gitti işte hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Bizim komşu dedim hatır dedim oynayın gideyim dedim. Aferin Salih. Tabii ki arkadaşım düğünde oynayacağım. Ben yabancı kişinin düğünde oynamam fazla. Aynen. Aferin. Ya.
Ben başka bir düğünde para oynamam. Şimdi herkes kurbanını kesti, etin kodu yolunda gidiyor. Allah'ım para da daktır, hep dua ediyorsun. Kaza bela vermeden evine öyle ulaşsın. Daktır, önemli olan o. Allah kimseye geldim acı yaşatmasın acı arkadaşlar. Acı yaşatmasın bak. Mübarek günlerde. Bayramla çok zor. Şimdi sarımsağa bakmaya gidiyoruz biz. Hadi gidelim biz. Kırmış yapma. Tekinler neşe etmeli. Yavar bir kere gözetlemeli hemen. İçeri koymalı. Olur. Ettimeli la. İçine çadırı selmeli. Ondan sonra koyunlara şey gidiyor. Bir ton arpayı geçersin arkadaşlar. Yedi de koyun. Valla ben kuzuları 5 torba yiyemeyeceğim. Kuzuları satmayacağım. Koyunları satacaksın. Kuzuları içeri koyacaksın. Besleyeceksin. Neyse. Arabanın harareti yükselmesi gidelim. Orakı da iyi besleyeceksin. Orakı da iyi besleyeceksin kuzuları. Kes kes yiyin. Yok adaklı satacaksın hep. Hep adaklı satacaksın. Hadi gidiyoruz hep biz. Hep adaklı isteyenler hep satacaksın böyle. Tamam biz gidiyoruz. Arabanın harareti yükselmesin gidelim biz. Araba herhalde yok. İstep ederse kurarsın emmi. Araba şeydir. Temizler ha. Yakup'u al gayrı dedim. Ötekinin her şeyini yaptımış. Muayeneye girecekmiş. Bunu da muayenesi geldi. Arabayı temizleyin. Onu ben temizlettim tamam. Al Salih 2 dakika sonra temizlemişsin yine aynı oraya. Toz giriyor tamam oğlum. Hadi ört kapağı. Hadi gidelim. Hadi kırmızı şapka. Örtüldü mü? Gidiyoruz biz. Dolanıp gelelim. Günlük komlet değiştir Salih. Kafası esti mi? Ya dürü komletler gel yan çıkartıyorum boş ver ya. Ne rüzum var? Oğlum ne diyeyim? Hadi hoşçakal. Hadi biz başladık Salih. Evet işte arkadaşlar hadi bismillah. Yolculuğumuz başlasın. Koyun içinden dönelim. Hep komşuna gittiler arkadaşlar. Kurbanlarını kestiler. Şimdi yollardalar. Ya. Hocamız da tatilde. Evi hazır artık. Gelince burada yaşayacaklar. Tavukları neyi bakıyoruz? Tavukları neyi burada? Gittik düğüne. Onlar da memnun oldu. Biz de memnun olduk. İyi oldu bir kaynaşma içerisinde. Önemli olan iyilik oğlum. Tabii ya. Ölümlü dünyada. Başka ne var? Koçum, neredesin Abduş? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne iş görüyorlar? Kiraz topluyorlar. Öyle mi? Evet. Rıfat'ın öyle küçük Abduş bağırıyor arkadaşlar. Kiraz baba kutla dolu. Dünya. Maşallah. Babam ileride baksana. Hı hı. Eşnelerde bak. Dostan da güne oldu. Bu sene. Ne olur maşallah. Hiç durmadı ki güne. Ekinleri koyalım da. İzzet emin diye. İzzetik mi o? Ha. Sen yolla biliriz. Sel hemen yağsıyor buralardan bile arkadaşlar. Bir anda sel akıyor. Evet, yine hiç yağmamış gibi evet yok abi. Bir de o kadar çok yağmur yağıyor ki bir de iki gün hava açsın iriyatların hepsi böyle su istiyor hemen. İşte küresel ısınma dedikleri bu işte arkadaşlar. Küresel ısınma bu. Bak çay azalmış. Ne biçim sel akıyordu buradan. O da azdı bu durdu. Ya. Sonra indi. Evet. Şöyle gidelim arkadaşlar. Kadir emminin buğdayla olmaya başladı yavaş yavaş. Sararyalı. Nasıl? Hayır. Bu hafta giriş yapardılar bir şeyle. Yağış mı var? Vay. Yağışa denk gelmese belki. Allah. Hasan geçen ki fırtınada sövürdü devirmiş ya. Baba öyle bir şey oluyor ki fırtına, rüzgar, hepsi bir anda böyle yağmur karışıyor her yer. Elmalama bu sene yine bak. Burada bizim köyde arkadaşlar. Başınıza değer elmalı buradan geçer gel bakın.
önemli olan tarlanın kenarına meyve dikmek. Kim olursa olsun kurt yer, kuş yer, insanlar yer. Ölmüşlerinizin hayrına bir şekilde yiyenler olur yani. Burada silaj mısırı var. Kışın illaki olmazsa olmazı silaj. Neyse dakikalar uzayıp gidiyor. Tarlada yine devam ederiz arkadaşlar. Günlük sizlerle işte sohbetimizi paylaşıyoruz. Hayırlı yolculuk hepinize. Güle güle gidin. Kurbanlarınızı da güle güle yemek nasip etsin. Biraz sonra yine tarlaya doğru varırken kurlar zaten biliyoruz. Devam ederiz arkadaşlar. Maşallah. Evet. Olmuş. Buğday tarlasına doğru şöyle çekim yaparak gidelim arkadaşlar. Maşallah. Allah'ım sol damlasından korudu. İnşallah kuymayı da nasip eder. Bak şimdi bugüne götüdü. Bugüne geldiler yani. Şimdi ekmek hazırmış. İnşallah şimdi. Arkadaşlar Harran Ovaları'da Türkiye'nin böyle buğday yataklarda inşallah verimli olur. İnsanlar sıkıntı çekmesin yani. Kuydular farkı mı orada? Kuydular. Koyanlar sıcak bölgeli. Yavaş yavaş. Saman bol olsun ki insanlar hayvanlarına rahat rahat saman alabilsin. Kışın inanın her şey öyle bir pahalı oluyor ki alınmıyor arkadaşlar. Başına varılmıyor. Ottan da bu hayvan birebirini. Tabii tabii tabii. Saman olmadan olmaz. Cıkkada bir kuspa kararsın, öçük yem kararsın içine. Hayvan yer. Devamlı yonca yiye yiye de bıkıyor hayvan. Evet, buğday tarlaları işte. Ekmek çok oluyor. Bak yem yeşildi, bir anda sarardılar. İnsanın gençliğinden ihtiyarlığı geçiş gibi arkadaşlar. Bak, yem yeşildi, sarardılar gittiler. Sarı yaprak oluyor, dibine düşüyor. Yani. Düşünene hani böyle aklın buradan. Rahmetli yumurcaklıydı arkadaşlar. Buğdayı çok severdi o. Böyle o buğday tarlası olacak. Tarihini de bilirdi. Ekme tarihini söylerdi. Dayım da aynı mesela. Onun gibi aynı tarihte eker biçer. Tarihini açıklamazdı yani. Üzerine çiçek dikti mi diyor. Duru yakar gibi yaktı. O zaman hani çok soğuk oldu. Kendiliğinden bir otla bitti çiçek açtı. Ben de hiç ellemedim onları, kesmedim. Yani, soğuk oldu bu sene. Geceliğin soğuk oluyor mesela. Halen daha bak Temmuz ayındayız. Yani, bir sürü çiçek aldım. Hepsi az yaktı. Buz sivrisinek değil bu sene. Sizde de öyle mi arkadaşlar? Bizim buralar sivrisinekten geçilmiyor yani. Bir şey de yok yani sivrisinek olacak. Öyle öyle. Şey, meyve çok olunca. Şeyde de çok olan. Sinek olur diyelim Fatih. Boyabat tarafında da ben bir kere Boyabat'ta otobüs bekliyordum Sinop'tan gelirken. Bu Çeltik tarlalarından var ya, bir sivrisinek geliyor, yiydilerdi beni böyle. Onunla ilaçlıyordu kendilerini, hiç sinek konamıyor. O pirinçte de çok şey oluyor. Sivrisinek oluyor pirinç tarlası. Çok geçti. Büyük sivrisinek oluyor. Bu da çavdar mı ne? Yok, üstündekine çavdar o. Bizim uzun boylu olanlar çavdarımcı arkadaşlar. Çok samanı da çok olur. Tabii. Denesi de eski insanlara göre. Burası da ferik mesela adam. Elini bırakmış. Daha buralarda sarımsakları... Arkadaşlar tek tük çat pat komşular girmeye başlayalım sarımsaklara. Biz de son kontrollerimizi yapalım. Sonra da iniş takımlarımızı takıp doğru tarlaya. İnşallah. Tamam şimdi şu yeşil. Hele yatmamış değil mi? Hiçbir şey yok. Yatınca. Yatınca çıkacaklar. Boyunlarını aşağı eğiyor arkadaşlar. Sapları, diplerinden sapları kırılıyor böyle. Boyunlarına. Bir de şu var. Hani kopukları erken dikiyelim, onları önceden çıkarıyor. Erken çıkan da oluyor mesela. Kopuk başta sarımsakları, makinenin kestiklerini topluyorlar. Erkenden dikiyelim mesela. Kasım ayında dikiyelim onu. Öyle. Bak yoncalar yağmurdan dolayı yapılmamış. Sararmışlar.
Alttan bir daha bitmiş. Böyle bir daha başlarsa yağmur gayrı kaçtı. İşte o sıkıntı işte. Ya bugün işte Cenab-ı Allah. Yine evet. Yoncaları, her şeyleri kurutur. Tabii. O da bir yol verir. Şu hava mesela arkadaşlar böyle 15 gün sıcak gitse hemen herkes orağını, ekinlerini, arpalarını uyarla geçerli. Sarımsakla çıkar. Şey. Pancarla da burada. Eskiden patozlarından orak uyarken bir yağmur yağarmış. Çadırın altına saklanırmış. O şeyler, sapları. Saman ıslanmış, saplı. Kaç gün kalırdı öyle. Kaç gün durarmış. Bakayım ne olduğu yerde kalır. Evet. Bu makineyi kurarken teraziye alacağım. Kayış takacağım. Kayış atar. Motorun harareti yükselir. Şimdi işle kolay ama yani insanla şimdi çok şimdi yetişilmiyor. Aslında makine ekipman gücünden çok insanlar güçlendi. Fakat kimseyi yan yana göremiyorsun. Bakıyorsun yorgun argın herkes tarladan geliyor, işinden geliyor, gücünden geliyor. Yani eskiler de anlatıyor bana. O yorgunluğun içerisinde gece bir de akşam kahveye giderlermiş her millet. Şimdi gözümüz... Yorgunluk sen ha, yok mu Fatih? Gözümüz almıyor diye yani şimdi. Evet, zaman şimdi... değişiyor Fatih. Değişiyor. Hadi arkadaşlar şu bir yere arabamızı koyalım. Hadi bakalım. Sarımsak da yeşil daha bak. Yeşil daha çıkmıyor. Bak fan çalıştı görüyor musun? Hava sıcak. El frenimizi çekelim de. Yüklerimizi alalım. İşte biliyoruz buralardan gümbür gümbür sular akıyor geldiği zaman. Kır serin baksa köy kadar sıcak yok. Esi yakır. Arkadaş uzun kollu gömlek giydim üstüme. Tişörtüne baş edemiyorsun. Yudu yala kollarımı. Dedim gömlek giyin. Böyle rahat edeyim. Anam karpuz almış. Yemeğimizi, kahvaltımızı yaptık. Böyle bir tarlamızı suyu dolaşalım. Işte, hadi. Ben de şey alayım. Şu kameranın bataryasını alayım da. Kapıya basarsam al kapısıyla. Emektar merak etme. Sen de bir elden geçireceğiz. Hasan'ın suyunu götürüyorum baksa. Ne ya ne? Bu suyu bana götürdü. Hele. Hasan maşallah arkadaşlar çok akıllı çok. 5 kere dama gitsen 5 kere gidiyor 5 kere geliyor maşallah. Berat da şehirli. Berat emmi emmi sıkılıyorum ben. Hasan misafirin küçük köpeğin sırtına biniyor. Hiç korku koyu yok onda. Şimdi inşallah evet. Azmi diye şey etmez. Seviyor koyu. Büyüyünce o da bilmiyor. Bir de çok ben. Sert arkadaşlar. Artık su sulaması neyi bitti arkadaşlar. Mısır sularız da sarımsağın sulaması bitti. Cenab-ı Allah ben bu sene neyle sularız ana burada dedim. Neyle olur neyle gider diyordum. İki sefer suladık. İki sefer o da yani var ya öyle bir çok sulama da değil. Toprak hemen kanıyor suyu tutasıya. Ana vakit gelmiş. Vakit gelmiş baba bak. Yakup dedi arkadaşlar gelirim ben dedi izin alırım dedi. Çünkü bu sarımsak çıkardığımda insan bulmak zor gerçekten de. Vakit gelmiş ana. Durumunu gösteriyor. Biz bunu çıkartalım. Yapacak bir şey yok. Vakit gelmiş. Evet arkadaşlar patatesler, sarımsaklar bu durumda. Artık zaman geldi çattı. Anam şimdi içinden çıkar diye bakıyor. Dipleri olmuş. Birkaç gün sonra yani birkaç gün sonra işte anca çıkartmalı bunlar artık geldi zaman. Patatesle burada. Anam şimdi patates de çıkar diye gelmişken
Bakalım. Ey sarımsaklar, bir sezonun daha işte. Şu küçükle büyüyecek ama bununla kenardan ala koy. Evet, bununla şimdi elemeliye takıldı arkadaşlar süreyken. Baksana. Kışın başa diktiğimiz patatesler. Daha bunda bak, hep şununla büyüyecekle de daha süt gibi bunlar. Evet. Ama haşlamalık bunlar da bir şey. Burada sarımsağı süreyken gelen gündelik çapraları da pişiriyoruz. Yetiye bereket. Kendi patatesini de tutar. Şey, pırıl pırıl maşallah. Nasıl? Kemirelik ya arkadaşlar. Yumuşak basa şey istemiyor. Ya yala yala ne olur. Kürek mürek istemiyor ellerim. Şuna bak. Toprağına. O büyümüş. Dur. Şunları. Biz de yanımıza belneği, tepecekli belneği almadan geldik basa. Dur bir dakika. Maşallah. Subhanallah diyelim arkadaşlar. Her şeyin olayı oğlum. Heh. Şuradan bir hemen sopa. O zaman nazar değmezmiş maşallah subhanallah deyince. İşte bu. Hadi. Basa kemireliği. Ya şunda daha gibi büyüyecek. Kureyden bir tek bir tek arkadaşlar hatırlıyor musunuz işte? Bunun videosu var. Burayı sonradan bu yanına koyduk. Burada boşluk kaldı diye. Makine buraya dikmemişti. Biz sarımsak şey patatesleri attık. Toprakta hiç boş yere bırakmayacak. Tabii. Toprak seni de basacak bir gün ya bağrına. Bizi de basacak. Ah işte. Her şey topraktan. Öyle. Yok işte. Pişiriveriz kayda bunları. Tabii. Buraya gelen gündelik yakınlarımıza da pişiririz. Bak Fatih. Anam anam anam. Ey maşallah. Şükür olsun yeter. En sona diktim burayı ben geldim de. Bozdayı. Hiç boş yer bırakmayacağım. Adım adım dikeceğim. Yağıştan dolayı da arkadaşlar maşallah. Hiç durmadı ki bu sene. Hiç durmadı. Orayı da çıkardım. Bak anam içinden sarımsakla yüzünden çıkıyor arkadaşlar. Asıl asıl. Yani çünkü toprak suyu doymuş artık. Ya. Baksana yaprakları kurur gibi olmuş. Hayri. Hayri zaman geldi yani. Anam baktı şöyle. Maşallah hiç arkadaşlar. Hiç günaha da girmeli diyor mu bizim yani? Bizim sarımsağımız fazla iri, öyle büyük hantal olmaz yani. Taşköprü sarımsağının normal boyu budur. Yeter gari ne diyeceğiz hadi Allah. Allah ne verirse ona razı olacağım. Allah ne verirse ona razı olacağım. İlla ki içinden bak şu küçüğü de çıkar, orta boyu da çıkar, en irisi de çıkar. Bu boy boy sınıf sınıf arkadaşlar. Ha yeri gelir tarladan hepsi kaybolup gider. Allah'ın bileceği şey. Ona biz bir şey diyemeyiz. Biz burayı bu sene hiç çapa yapmadan çıkar diyoruz. Bakın buna canlı şahit oldunuz hepiniz. Neden diye sorarsanız. Birincisi dinlendirilmiş kemire. Bir sene boyunca dinlendirilmiş. Direkt eğer hayvanın kemireliğinden atarsan onda çok ot oluyor. Ama o kemire bir yerde dinlenip de çekersen o zaman toprağa daha faydalı yabani otlar fazla olmuyor. Bir de zemheri ayında genelde Şubat ayında doğru Aralık aylarında koy da lazım olur. Şu iki deveye de çıkar. Çıkar diyorum hala. Bunları sonradan dikti mi diye. Hani? Şimdi makine geleceği için arkadaşlar bunları ister istemez elemeli çıkartacak bunları. Elemelinin bıçağına neye bakar? Şimdi keser hepsini. Tabii. Bir de bunu çıkartması da bir alem. Yani makine sürerken bıçak kesiver ya Allah etmesin. Emeklerin boşa gidiyor. Dikkat hani etmezsek. Şimdi toprak yumuşak. Pamuk gibi. Bilmiyorum daha. Karacaoğlu'nda bir sene sürmediydi ya. Hı? Komşularımızın büyük çift çeker göttük en sonunda. Sürmedi de. Batmadı. Batmadı toprağa. İşte. Kürek neyi almadan geldik biz bakalım diye. Kışın hep beraber ektiğimiz patateslerimiz. Taze taze. Kalanlarında elemeli sürer oradan. Sürer ya elemeli takı takı. Açacak mısın yere? Tam Berat. Berat en çok patates kızartmasını seviyor patates. Bunun Kur'an kursuna gitti bakalım. Yaz Kur'an kursuna gitmişler. Hasan da gider mi ki? Der anasını. Aa millet artık herkes borularını toplayalı.
kırın yüzünden taşınıyor ele yavaş yavaş. Çünkü artık sarımsaklar sürülecek. Sarımsak elemeleri gelecek. Gidince elemeliyi koşalım. Bıçakların nerede bileni şey onları. Evet. Şey. Tamam, bak duralım da. Sonra tarlada mahvolmayalım. Hepsini toprağa batmaz. Tarlanın son durumu böyle işte arkadaşlar. Zaman geldi çattı. Sarımsaklar aynı ekinler gibi bunlar da sararmış. Dipleri de böyle arkadaşlar. Olana bereket diyeceğiz. Olana şükredeceğiz. İşte elime şey makine dikimi mesela bak dönememiş sarımsak. Bazıları böyle şey oluyor. Makine dikimleri böyle. Yüzünde. Sarımsakla yüzünde ya. İşte şimdi çıkarsak çıkartırız da çok erken gibi oluyor. Bu kez de o solma oluyor arkadaşlar sarımsakta. Tam bunun yatmayınca başları bu kez de şey oluyor. Bu sene zor yatar Fatih. Öyle öyle yağış çok oldu. Yine yağış mı diyeyim. Şunların güzelliğine bassa. Eğer yağış olursa kendir gibi yol hepsi. Karacaokun'da yolmuşumuz ya bu sene. Ben o zaman Kastamonu'dayım. Yok Sinop'ta mıydım bilmiyorum. O zaman anamgil kendir yolar gibi yolmuşla atmışla tarlada. Şeydeydi. Ilgaz'daydı. Ilgaz'da mıydım? Doğrudu. Yoktum çünkü. Evet. Batarya neyle ısındı şey kameraya? Şunun bataryasını değiştireyim ben. Bu da neyle bir çiçek ya? Allah neler yaratıyor bak. Çiçek. Baksana şunun güzelliğiyle. Kargo soğan değil onun adına. Öyle mi? Hı hı. Ben de bilemiyorum. Anam aldı sarımsakları. Ne edeyim burada mı koyayım? Kokuyorlar gayrı valla. Vakit geldi çattı. Sürelim de. Evet tabii ki. Sarımsak yetiştirenlere soracağız şimdilik. Soğanların tepesini de yaktım şu ya. Şey. Bir de arkadaşlar. Bu sene öyle bir şey ki. Gündüz sıcak oluyor gece soğuk oluyor. Yakıyor. Duvar biter şimdi buradan geçecek ki. Bunları almalı buradan. Ezer hepsini. Ezer geçer canım o. Asla. Hamur eder. Ne gidelim işte. Evet şöyle geçelim. Buğdaylara. Burası en babanın buğdayları. Bunda da yavaş yavaş oluyor gayrı bak. Başağına olsa bakalım Fatih buğdaylarını. Bakalım bir kiren. Körbe mi? Ben anlamam ana. Baksana bir kiren. Bakalım. Bak, bak şu kör oluyor gibi. Denesin aynen. Nasıl? Şey diye değil mi? Yağışla zorluyor. Öçük zorlamış da iyi yine. Evet. Daha süt. Süt daha. Deneleri süt. Tam deneye yatmamış yani. Olmuş denesi olan da var. Vay be. O denesi olan deneye da dönmüş. Allah herkese daha çok besin arkadaşlar. Bak karşıda komşular girmişler sarımsağa. Onlarınki de yaprakları şey etmiş, kurumuş. Tabii gayrına şey edeceğim. Bir taraftan biz de bakıp insanımızı ayarlayalım. Tabii tabii. 3 kişi, 5 kişi ne bulursak. Neyse. 5 kişi olsa yine yeter ya. 5 kişi bulabilirsek bizim günümüz. Tabii. 2 günde 5 kişiyle süreriz biz burayı. Arkadaşlar sabahleyin diye ki haberlerde Cika'da da gülelim. Diyetisyenleri arıyoruz diye kurbanda diye kilo aldık mı diye. Gelin bizim tarlaya gelin. Kilo neyi almazsınız? Kuşla bile sıcaklardan fazla etmeyene bak. Onunla yağmur yağacağı zaman efendim. Ya. İyi arkadaşlar patatesle kurtulmuş böceklerden. Çok oldu geçen gün burada. Aşırı derecede vardı. Yudu yala ya patatesleri. Baba bak yine, yine yeniden gün oluyor bak. Hayret ya. Ya, bak burada tek başına sarımsak olmuş. Asla yeri neyle sevmiş yerini iri olmuş. Sinop'ta biz böyle ektik de bahçe vardı orada çalıştığımız yerde. Baş çevirmediydi arkadaşlar. Bizim bu sarımsağın özelliği bu işte buranın. Taşköprü'nün aroması. Dayanıklılığı. En büyük özelliklerinden biri o işte. Her yerde tabii ki aynı arama olmuyormuş. Araştırmalar bunu söylüyor yani.
Tabii ki yine arkadaşlar Taşköprü Kaymakamlığımız o sarımsak yerinde yine sarımsak gönderimi yapar. Yine ben size haber veririm. Taşköprü'nün en güzel sarımsaklarından sofralara gidiyor oradan abi. Kaymakamlık güvencesiyle kooperatif yani arkadaşlar. Köylülerin kooperatifi. De, 150'ye yakın herhalde muhtarın şeyin yani adayların öyle toplanmasından oluşan bir kooperatif. Adıyaman Besni'de şimdi giden kaymakamımız futbol turnuvası ne yapıyordu? Selam olsun buradan. O da deprem yaşadı orada. Adıyaman'da. Soralım da çıkar. Evet. Birbirlerine soralım girelim. Bunlar hep el emekleri. Anamın el emekleri. Patatesle de öyle. Çıkaralım. Anamın el emekleri bunlar. Şuraya kuralım. Biz de soğanlar da karpuz aldık yanımıza arkadaşlar. Su aldık gelirken. Hem dedik tarlayı kontrol edelim. Çünkü zaman geldi. Bayramdan dolayısıyla da kurban kestik. Misafir gelen giden şey yapamadık. Dün de bizim ineğin biri gövlemiş. Kübra'nın anası işte. Ey arkadaş o küçükten kovalıyor. Dün sesim yine gitti. Onları ayırıyorum, kovalıyorum diye. Bayağı bir boğdular beni. Besiye bağlayacağım onları ya. Onları salmayacağım. Silajla gelecek. Mısır silaj edince bağlayacağım. Besi de bir daha salmayacağım. Dana güdülmeye. Evet şuraya oturalım arkadaşlar ben de. Biz de yiyip ona göre kararımızı verelim. Sivrisineklerden dolayı komplek değilim. Ne yani? Sivriyle şimdi yok. Biraz sonra gelirli. Bizim su kapları burada ki. Ben kodumu doğrayayım. Basla. Dursun dursun. Elin yüzümü yıkarsın. Su ne yapayım? Tabii. Anam ne edelim işte. Gari soğanları da yolarım. Onları da atarım güneşe. Hani duvar biçer geçeceği için buradan mecburen soğanları soğanları yolacağız arkadaşlar. Buz gibi karpuzu yiyelim tağladı. Gidip tağlaya ne geleceğiz onları hazırlayayım. Dondurucuya su atayım. Evet. İki gün. Çarşıya gidip marketten alışveriş yapacağım. Şimdi gelecek gidecek yiyecek içecek. İki güne kadar soralım da. Şimdi çünkü yaprakları baksana kuru gibi olmuşlar şunlar. Bu sene herkes böyleymiş. Millet bak demin aradım komşuları. Kimisi girmiş çıkar diye. Şimdi kadere dişleri olmuş. Öyle. Şimdi şu yaprakları kururdu dökülürse böyle şu tabii, dibi de kazık gibi kalırsa o yok, zaman yok o zaman bağlanmıyor şey. Bile. Şimdi tam zamanı gibi böyle. Karaca bakırını bilmiyor mu? Tozluyordu böyle yaprakları bir sene. O kınacıktan. Yağış çok olduğu zaman kınacık doluyor. Biz bir şey bilmiyoruz. Herkes her çeşit şeytanıyı atıyor. Onu da dimdik yemyeşil durduruyorlar. Biz Allah ne verdiyse yine iyi bizim o. Sarımsağımız yine güzel. Ne verdiyse Allah'ım o. Benim sarımsağım güzel. İşte. Hani gidince de inşallah yolladığın yerde hiç solmaz bir şey olmaz. Bir herkes ya. Bir hastalığı yok. Yok yok çok şükür. Yaprakları sararmış. Kaderimize bugüne gelmiş. Tam belgesellik baksa. Sarımsaklı bir yanda, patates bir yanda. İlkbaharda bir karış yerin de olsa oraya bir şey dikersen şimdi bu zamanlar eline gelir. Tabii. Hasat zamanı. Boş zamanına hiç geçirmeyeceksin oğlum. Ekilecek zaman ekeceksin, yiyecek zaman da yiyeceksin. Yani. Toprak sahiplerinde durakları, mekanlar cennet olsun. Kimsenin toprağına basılmıyor.
yine çok sıcak var. Hafta sonu yağış geliyor diye. Şimdi sordum da. Biz bunu çıkaralım da. Allah'ım izin verirse tabii. Osman abi arayayım bir kere meteorolojide. Yakın zamanda yağış var mı diye. Hiç belli olmuyor ki Fatih. Ya. Bakarsın havaya iki bulut geliyor. Deniz sahili gibi bir anda yağ var ya. Her taraf sele suya karışıyor. Alo. Selamun aleyküm Osman abi. Ne yapıyorsun abi? Kolay gelsin abi. İş başı yaptınız. Doğru abi doğru. Bayram bitti. Herkes iş başı başladılar. Biz de iş başı yapacağız da hava durumunu bir sorayım dedim. Sarımsağa gireceğiz de karar veremedik. Birkaç gün içerisinde girmeyi düşünüyoruz. Yağış. Tamam kral. Tarladayız şimdi. Eyvallah Osman abi ya. Annem geldi işte. Annemle beraber geldik. Salih de koydu. Anladım abi. Yarın bir hafta boyunca açık yani. Öyle mi görünüyor diyor. İnşallah abi. Ben de bir hafta anladım abi. Bir haftaya kadar zaten ben de çıkartmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim Osman abi. Kolay gelsin. Hadi selam olsun buradan sana da. Annemi de selam. Amasya'ya selamlar. Ferhat'ına, Şirin'in memleketine. Oldu abi. Görüşürüz. Oldu abi benim. Oldu görüşürüz. Bugün yağış mı diye. Bugün mü? Ha, bugün için yağış gösteriyor diye. Allah Allah. Valla. Basa hava kızdırıyor be. Bizi bir çadır bulalım da şuraya sarımsak çıkararak hani depemiz eşeğimiz diye. Gölge var mı? Öyleye tutayım böyle. Sağ olsun arkadaşlar. Her yerde insanımız var. Herkesten Allah razı olsun. Meteorolojide olsun, askeriyede olsun. Hepsinden, her yerden insanımız var. Sağ olsunlar. Hepsi yanımızda. Takipçiyle değil. Ah, biz Muazzez ablaya yardımcı olabilsek diye şimdi. Ama herkes uzak. Ben onları yorman. Biz yorulmuşuz ki onları da mı yoralım? Ben her zaman diyorum, her yerde bir akrabamız var. Ne mutlu bize diyor. Evet. Bak, kaç seneden sonra her yerden akraba kazandı. Tabii canım. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın birçok ülkesinden var arkadaşlar. Sağ olsun da var olsun da. Ha, bilinmediğimiz yurt dışlarında. Öyle öyle. Her yerde yaşıyorlar. Allah'ım kaza bela. Bilenlere soruyoruz arkadaşlar şimdi artık zaten Taşköprü'nün girişinde relevhada yazıyordu. Temmuz'un 7'sinde başlar Taşköprü sarımsağı. Biz de Allah nasip ederse şurada bir şey kalmamış. Bizimki de tam 7'lik olmuş. Valla tam 7'sinde girelim. Şey yapalım hani. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, gelecek insanlara göre yemeğimizi, aşımızı hazırlayalım. Ben de gideyim alışveriş edeyim. Ondan kere bismillah diyelim. Hayvanla da yonca isimle. Telefonu çalıyor. Bazen... Hala mı diyor sarımsak çıkarıyoruz gel de. Sarımsak çıkarıyorsun şehir gel. Ben. Arkadaşlar bununla da alt taraftaki patatesle bak. Artık yavaş yavaş köye doğru gideceğiz biz de. Bunları gelmemiş çocuk.
sıcak var. Burada birkaç yeri zorlamış bu cüple. İşte. Vakit geldi. Vakit tamam. Artık çıkarma zamanı. En fazla 3-4 gün sonra. İyi bak, bunlar da güzel. Demin elimde patates vardı ama şey, soğan vardı arkadaşlar. Nereye attım bilmiyorum. Kışın tek sıra halinde bunları dikmiştik, buraya bakın. Dikleri böyle. Soğan, sarımsak. Burası karışık. Şu köy göçeren otlarından babak işlerinde bazı yerlerde var. Başka soğan, bu tarafta soğan adı. Sıcakta otların içinde fazla dolaşmayalım arkadaşlar. İşte biliyoruz. Orak sıcakları başladı bu havalarda. Otlarda, kaşlarda yılan olur. Ona dikkat edeceğim. Zaten ileride yine inşallah geldiğimiz zaman tarlaya başladığımızda çekim yaparız artık. Kim olur, kimler olur sarımsak çıkartırken. Bazen çekim yapıyoruz, bazen yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki herkese saygı duymak lazım. Çalışan işçilerimiz geliyor buraya. Çekim yapmıyoruz. Takipçilerimizden de öyle. Misafirlerimiz geldiği zaman çekim yaptığımız oluyor, yapmadığımız oluyor. Herkesin düşüncesine saygı duymak lazım. O yüzden belli olmaz. Belki çekim yapmadan bir anda sarımsaklarımızı çıkartırız. Onu da bilemiyorum yani, bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Artık bu iş bitmiş yani. Bunun toprağından çıkarma zamanı gelmiş. Anamını düşmeyelim. Evet, yavaş yavaş. Gidelim. Başıma şapka da almadım. Çok sıcak. Şu otla ne ki, bak baba. Sarımsağın içinde neyle renkli ya. Geliyorum, geliyorum. Bu da kemirlikten geliyor arkadaşlar, boya bu. Arkadaş bu. Bunu kurumadan bunu tarlanın içinden atacağım bunu. Eline koluna bir batıyor bu insana sarımsak çıkartırken. Öyle kötü oluyor ki. Evet. Kamera bile bir anda ısınıyor. Şunda da aynı doğrağa benziyor ama değil. Bak. Rezil kopya gittik arkadaşlar. O yanda da şey var. Ayçiçek tarlaları var. Onları da çekecektim. Bir anda yanlarından geçmiş bulunduk. Şey yapamadık. Dorak bulduk. İşte. Gel bakalım dorak. Yeni bir hasat zamanı daha. İçinden yolduğumuz yulahla bak, geçen anamla atlıyorduk. Sararıp kurumuşla. Gidelim bana. Şimdi hayvanlarımızın da saati geliyor. Yavaş yavaş. Tamam. Anladım. Bakayım. Tabii.
Şunu çok sevdim ben ya. Şunun güzelliğine bak Allah'ım. Toplarım ben anasını bırak. Bölgeden çıkmayacağım. Kavuru ye. Hadi bakalım sarımsakla biz gidiyoruz. Diyelim de neye karar verirsek ona karar. Tabi tabi. Hüseyin demiş hazırla. 60 bariye boy. 30'unu Fatih abim alsın demiş. Tamam. 30'unu da bizim ineğe gidiyoruz demiş. 400'ünü vermiş o da. Oo epey baliyesi olmuş ama. Anadolu Hastanesi'ne vermiş 400 bariye. Çiftliğe. Ha onun çiftliğine vermiş. Tamam. Biz gidelim arkadaşlar yavaş yavaş. Gidelim kararlı. Yolda da biraz çekim yaparız. Şuradan elemeli girince bu patatesler kenarda. Anne bunları kurtarır mı ki acaba? İnşallah şöyle kurtaracağım bunları. Daha süt. Tabii tabii. Daha onunla büyür. Sarımsak Hakan arkada bununla da o zaman elemeliğine geldi çıkardı böyle. Tabii canım. Ne diyelim bugüne gelmiş. Vakit geldi. Önemli olan geldi. Dipleri arkadaşlar işte sarımsağımızın sağlamlığı ve dipleri. Hayır bundan sonra ne olur bilmiyoruz çıkarınca Fatih. Yok canım hayır bundan sonra ne olacak hani. Ya ben de kuruyunca bayırla bununla da. İşte. Büyüğü küçüğü bir arada. Maşallah. Bağlayınca şöyle. Bak bu şekilde bağlıyoruz. Bağlayacağız işte böyle. İnşallah gittiği yerde de solmaz. Tabii ki. Geçen senekiler neyleydi? Maşallah. Hadi. Bunda da aynı ya. Aşağı yukarı onlarının aynı boyda. Hiç aynı. Bir içinde bir iki çürük olabilir. Nereydi Allah'ım ya? Kerkük'ten misafirlerimiz geldi o zaman. Ya. Biz sarımsak toplamaya gittik. Tarladan götürmeye. Evde bıraktık onları. Ya kahvaltıyı hazırlamışlardı gelene. Selam olsun onlara. Bilmiyorum seslerini hiç duyamadım epey bir zamandır. Yoklar. Anam azığını topluyor arkadaşlar. Ortadan kayboldular yoklar. İşte bu. Hayır gidiyoruz. Hayır biz gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yapalım. Yine görüşürüz arabada. Evet arkadaşlar burada bakın kimleri görüyorum. Kadir emmi sabah namazıyla çifte gitmiş. Hoş geldin Kadir emmi. Sabah namazını kıldım. Doğru kahvaltımı bir yaptım doğru yoruk kıldı. Maşallah. Çifte bütün saat yarımdı. Köylünün hali böyle diyorsun değil mi? Sabah namazıyla işler başlar arkadaşlar. Aynen öyle. Traktörün de bu arada hayırlı olsun. Sağ ol Fatih. Çift çeker. Ne hollantı çok seviyor arkadaşlar Kadir emmi. Fatih. Değil mi? Çok rahat oluyor. Klavyesinde çeviriyor şimdi. Yani kabini örtüyor. Rahat ediyorsun diyorsun kabinin içinde. Ya. Eskilerden arkadaşlar tabii ki ufak traktör, kabinsiz traktörlerinden evet. Yıllarca çiftçilik yapmış Kadir emmi. Evet. Şimdi her şey teknoloji ilerledi. Aynen öyle. Bak klima eskiden taksilerde, kamyonlar. Ben geçmedim ya Fatih. Teybini mi açarız Kadir emmi? Bunu yapamadım ya radyosunu. Radyo dinleyeceğim hep öyle yani. İyi olur diyorsun değil mi? Tabii. Nasıl çiftçiliğe mi Kadir emmi? Akıya değil mi? Ot basmış. Çok ot var. Fırlık yığı var evine. Anladım. Bu yıl otlu geçti ama toprak tavlı. Biz de Kadir emmi yavaş yavaş sarımsağa gireceğiz. Kalan girmeli yağmur geliyor diyeli. Değil mi? Kuru var. Şurada ayın 3'ü 4'ü oldu mesela lakin. 7-8'inde ne kaldı? Onu... Bir yerde ara çıkartın ya işte. Çıkana kadar günü gelmiş oldu diyorsun değil mi? Aynen. 4.50 diye arkadaşlar bakın. TT. TD bu. 60 saat Fatih ta. Hele. Vallahi 60 saat ne gitti Kadir emmi ya. Kullanmıyor ya. Bak poşet üzerinde duruyor. Öyle yatıyor mağazada. Evet evet. Bir de bundan başka TT50 var Kadir emmi de küçük. O da onu kullanıyor. Onu kullanıyor. İyi bundan dozer gibi çiftini sürüyorsun. Basay. Sırf bu arkadaşlar kafasını dinlemek için böyle bir evet. Eskilere maziye yolculuk yapıyor. Evet. Seviyor Kadir emmi çalışmayı. Yoksa ki isterse Kastamonu'da el cebinde gezer. Ama eskilerden işte çalışan insanla neyi? Mücadele diyor. Tabii ki. Ne güzel bir şey Kadir emmi. Hadi güle güle Kadir emmi görüşürüz. Arkadaşlar Kadir emmiyi biliyor musunuz? Recep hocamızın kayınbabası. Daha Kadir emmi de orijinal kancasını şey yapmamış. Kancayı değiştirmemiş. Thank you.
Güle güle. Geliyor bana. Çantayı bırakayım dur. Şimdi çift zamanı arkadaşlar. Fert niyetine geçer değerli. Yulaf yerlerini mesela yulafı kaldırasıya herkes sürüyor çifti. Toprak dinlenmiş oluyor. Biz de çantalarımızı, yiyeceğimiz içeceğimizi koyalım. Anam gidiyor. Ne yaptın anne? Yüklerin birazını ben aldım. Birazını anam aldı. Dur şey alayım ben ve azığı ver. Azığı ver anne. Şunu. Dur. Patatesler koydum. Tamam. Hadi gidelim. Çek mi sürmüş kadınım? Ha. Sürülüyor diye. Hayrana bir yandan yulaf yerlerini sür hele. Ekinle kalkasıya süreceksin. Geçen sene burayı biz buğdaydı. Hemen duvar biçer gidesiye sürdük burayı. Onun da farkı değil. Arpayı koyuyor, siz sürmeyin. İnşallah. Sarımsakla yavaş yavaş eve gidiyor galiba. Zaman. Zaman geldi çattı. Dönüyor döne. Bir de bakmışsın kış gelmiş. Hep yağmurlu geçti günde. Yağmurlu geçti. Birden açtı. Tabii. Şuraya arkaya koy vereyim ana. Aman yavaş dur. Dur su kabını düşürüm. Bir dakika arkadaşlar. Siz burada gidin. Öteki patatesle de içeride gitsin. Ben de şöyle sizlere veda edeyim artık arkadaşlar. Videom ne kadar oldu bilmiyorum ama gidelim. İşimiz gücümüz o köyde. Hayvanlarımız var. Sesimi merak etmeyin. Yakında açılır. Epey bir rahatladım. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Her taraf gördüğümüz gibi fırlarda sarardı artık. Sararıya kimdi?